AKP'li Miroğlu'ndan Esenyurt açıklaması, Erdoğan'dan açıklama beklerken gözaltı geldi manidar. Eski AKP milletvekili ve AKP MKYK üyesi Orhan Miroğlu, CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alınmasıyla ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı. CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in, PKK-CK terör örgütünün mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, gözaltına alınmasına CHP'li isimlerden art arda tepkiler gelmişti. Özer'in gözaltına alınmasıyla ilgili açıklamalar devam ederken AKP-MKYK üyesi Orhan Miroğlu da dikkat çeken bir paylaşım geldi. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Miroğlu, Ahmet Özer gözaltına alınmış, sorgulama sürecinden önce yorum yapmayalım ama şunu da söylemeden geçmeyelim, Cumhurbaşkanı'ndan bugünkü grup toplantısında devlet beyin çağrısına yönelik daha net açıklamalar beklenirken yaşanan bu gözaltının zamanlaması çok manidar ifadelerini kullandı. AKP'de Esenyurt Çatlağı, Orhan Miroğlu'nun ardından bir tepki de Hüseyin Çelik'ten. Sabah saatlerinde gözaltına alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ile ilgili AK Partili Hüseyin Çelik'ten tepki paylaşımı geldi. CHP Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer sabah saatlerinde gözaltına alındı. Öte yandan Özer'in evinde, aracında ve belediye binasında arama yapıldı. Şafak operasyonuyla sabah gözaltına alınan Özer, Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Belediye Başkanı Özen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK-KCK terör örgütünün mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmalar çerçevesinde gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı. Yılmaz Tunç açıklama yaptı. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alınmasına ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıklama yaptı. Tunç, dosya hakkında bilgi sahibi olmadan değerlendirmeler yapıldığını kaydederek soruşturmanın neticesini beklenmesi gerektiğini söyledi. CHP'den söz konusu gözaltı ile ilgili art arda açıklama gelirken AK Parti'den bazı isimler de gözaltına tepki gösterdi. Hüseyin Çelik tepki gösterdi. Eski AK Parti milletvekili Orhan Miroğlu'nun ardından bir tepki de eski AKP Kültür ve Milli Eğitim Bakanı ve milletvekili Hüseyin Çelik'ten geldi. Hüseyin Çelik sosyal medya hesabı X'ten Ahmet Özer'in gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Hüseyin Çelik Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in saygın bir bilim adamı ve onlarca kitabı olan bir aydın olduğunu söyledi. Çelik sözlerine şöyle devam etti: "Sabahın köründe gözaltına alınmasını doğru bulmuyorum. 10 yıllık bir takipten söz ediliyor. Bu arkadaş belediye başkanı olmadan rektördü. Rektörken görüşmek suç değil mi? Niçin şimdi İmamoğlu süreci titizlikle takip ediyoruz? İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu" Özer'in gözaltına alınmasına ilişkin Esenyurt Belediye Başkanımız Profesör Doktor Ahmet Özer bu sabah gözaltına alındı. Süreci titizlikle takip ediyoruz. Devlette görev yapmış, üniversitelerde dekanlıktan rektör yardımcılığına kadar üst düzey çalışmalarda bulunmuş Sayın Özer, kıymetli bir bilim insanı ve yerel yöneticidir. Türkiye siyasilere, bilim insanlarına karşı sabah ev baskınlarının yapıldığı bir ülke olmaktan çıkmalı dedi. Özgür Çelik'ten ilk açıklama Konuya ilişkin açıklama yapan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ne olduğunu anlamadığımız, anlamlandıramadığımız bir şafak operasyonu. Belediye binasının kapıları zorlanarak açıldı. Ahmet Özer vatan emniyetine götürüldü. Dikkatle takip ediyoruz. Kimse siyaseti yargı eliyle dizayn etmeye çalışmamalı ifadelerini kullandı. Günaydın, kimin iktidar mücadelesi verdiğini biliyoruz. CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın ise sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, Esenyurt Belediye Başkanımız Ahmet Özer bu sabah gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Kimin terörle mücadele ettiğini, kimin iktidar mücadelesi verdiğini biliyoruz. İktidarlar gelip geçer, savcılar ve hakimler adaletin tecellisi için yalnızca kanunlara bağlı kalmalıdır, dedi. Terör örgütü soruşturması iddiası, Anka'nın aktardığı bilgilere göre, Özer'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK-KCK terör örgütünün mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında gözaltına alındığını belirtildi.